sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan sizlerin desteğiyle 58.700'e ulaşan kanalımızdan hepinize selamlar sevgiler. Ricamı tekrar ediyorum. <laughs> Uyan arkadaşlara da teşekkürler. Tanıdığınız bütün Fenerbahçelileri kanala davet edin. İsterse video izlemesin. Ya şurada dursun. Kanalı gerekirse hani zili açmasın, aktif etmesin. O dursun bir yerde. Hesabı aktif olsun. Devam etsin. Hani ama abone olsun. Şu sayıyı arttıralım arkadaşlar. Rica ediyorum. Bir an önce 6 -0 -0 -0 olalım. Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'nun açıklamalar için TFF'ye çağrı. Aynı zamanda birilerini de teraziye davet ettik. Şimdi sevgili arkadaşlar Fenerbahçe Spor Kulübü Erman Toroğlu'nun açıklamaları için ve diğer açıklamalar için bir çağrıda bulundu. Erman Toroğlu programında Türkiye Futbol Federasyonu da yetkili biriyle Cüneyt Çakır konuşuyorlar. Yetkili birinin hiçbiri şimdi vermeyeceği bir ismi bende var. Neyse biraz şey yapmaya çalışayım. <laughs> Cüneyt Çakır sen ne diyorsun? Bütün var kayıtları bende var. Sen neden bahsediyorsun? Diyor. Ne tuhaf değil mi? Cüneyt Çakır bütün var kayıtlarını ele geçirmiş. Ben bunu programda söylerim dedim. Bana söyleyen kişiye Yarın mahkemede tek kalmayayım dedim. Kalmazsın dedi Cüneyt Çakır. Bütün var kayıtlarına sahip ben karışmam açıklamasını yapmıştım. İşte Fenerbahçe'de yapılan açıklama şu şekilde. Konu 21 Ekim 2023 tarihinde Aspor Televizyon kanalında gündeme getirilen bir kısım iddialar hakkında soruşturma açılması istemine ilişkindir. Bakın şimdi iki farklı kişi var. Birisi hakkının yenildiğini söylüyor. Aman ha soruşturma muruşturma açmayın. Sakın ha diyor. Öbürü de hakkının yenildiğini söylüyor. Diyor. Soruşturma açın kim yediyse hakkımızı çıkartın ortaya diyor. Sizce kim haklı? Açıklamalar. Geçtiğimiz hafta federasyonunuza sunmuş olduğumuz 19 Ekim 2023 tarihinde tarihli yazımızda özetle kamuoyu nezdinde son günlerde gündeme gelen bir kısım iddialarla ilgili soruşturma açılmasını talep etmiştik. Bahsi geçen iddiaların başında VAR kayıtlarının dönemin MHK Başkanı Sayın Lali Orta tarafından Kulüp Başkanımız Sayın Ali Koç'a servis edildiği gibi gerçeği yansıtmayan bir kısım ifadeler yer almaktaydı. Bu gerçek dışı iddia ve buna ilave olarak 4 Ekim 2023 tarihinde etik kuruluna yapmış olduğumuz başvurular hakkında federasyonunuzun titiz bir inceleme gerçekleştirmesine yönelik temennimiz bakidir. Bakın Fenerbahçe yani federasyona artı yetmiyor bir de etik kuruluna. Etik kurulu nedir hocam? Kısaca size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tefife'nin mahkemesi. Esas mahkemesi bu. Öyle söyleyeyim. Ne yazık ki henüz bir hafta dahi geçmeden 21 Ekim 2023 tarihinde A Spor Televizyon kanalında hakem ve Merkez Hakem Kurulu üyeleri hakkında bir kısım iddialar daha ortaya atıldığı dikkatimizi çekmiştir. Söz konusu iddiaların ileri sürüldüğü televizyon programının tam yayınını iş bu yazımızın ekinde dijital ortamda dikkatinize sunmaktayız. Bak yayının tamamını bir de eke sunmuş yani ek olarak vermiş. Anılan programın özellikle 53. dakikasından sonra ileri sürülen iddialar özetlemek gerekirse var kayıtlarının yetkisiz kişilerle paylaşıldığına ilişkindir. Bu şekilde gerçekleşecek bir eylemin Futbol disiplin talimatının talimatlara aykırı hareket başlıklı 46. maddesine Belgelerin haksız kullanımı başlıklı 47. maddesine Sahtecilik ve yanıltma başlıklı 48. maddesine Davranış kuralları başlıklı 55. maddesine Müsabaka sonucunu etkileme başlıklı 56. maddesine ve görevi ihmal ve kötüye kullanma başlıklı 59. maddesine aykırılık kesbettiği sabittir. Öte yandan salt futbol disiplin talimatıyla sınırlı olmak için konuya ilişkin sahil hukuki kaynakları MHK talimatının 40 ile 81. maddelerinde de düzenleme alanına kavuşturulduğu görülmektedir. Dersimize çok iyi çalışmışız. Ekle dijital ortamda ibraza konu edilen programın ilgili kısmının incelenmesi üzerine yukarıda atıfta bulunan disiplin ihlallerinin gerçekleştirilmiş olabileceği anlaşılmaktadır. Konuya ilişkin hem yönetim kurulunuzun hem de MHK talimatının 5 Taksim 1 K hükmü uyarınca MHK'nın gerekli soruşturma ve tahkikat süreçlerini başlatması kaçınılmazdır. Bu bağlamda iş bu dilekçemizin kurulunuz eliyle gerekli duyulması halinde MHK'ya gönderilmesini talep etmekteyiz. Daha temiz ve adil bir oyun için sürdürmekte olduğumuz mücadelemizin Kulübümüzün çıkarlarından ziyade ülke futbolumuzun değerlerinin artmasına, artmasını sağlamak, ülke futbolumuzun değerinin artmasını sağlamak adına takipçisi olacağımızı bilginize sunar. Gerek, gereğini saygılarımızla arz ederiz. Burak Çağlan Kızılhan Genel Sekreter Yönetim Kurulu Üyesi. Şimdi az önce söylediğimi tekrar söylüyorum. Bir taraf var. Hakkımız yeniliyor. Benim elimde kayıtlar var. Şöyle böyle diyor. Araştırılmıyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sedat Peker diye birisi var. Biliyorsunuz. Çıkıyor açıklamalar yapıyor. Şimdi devlet yakalasa ona ne yapar? Sonra başka birisi çıktı başka bir açıklama yaptı. Yakalasalar ne yaparlar? Çünkü bir iddiada bulunuyor. İddia vahim. Peki bu malum takımın malum e, yöneticisi çıkıyor. Elimde belgeler var diyor. Ben bu belgelere ulaştım diyor. Yani sayılan maddelere göre bu takımın küme düşürülmesi lazım. Bu yöneticinin ömrü boyunca konuşmaması lazım. Bunu yapanların futboldan men edilip tutuklanması lazım. Ama federasyon maymunu da geçtim. Üç maymunu da geçtim. Hani başka bir şeyi oynuyor. Ses yok, seda yok. Şimdi size soruyorum. Kim sizce haklı? Hakkımız yeniliyor ama sakın araştırmayın. Yoksa pisliğimiz ortaya çıkar düşüncesinde olanlar mı haklı? Arkadaş bizim hakkımız yeniliyor. Araştırın. Bak bu da söylüyor. Bu da söylüyor. Geçen sene de oldu. Şehirde de oldu. Burada da oldu. Şöyle de oldu. Böyle de oldu. Diyen Fenerbahçe mi haklı? Size bırakıyorum herkes şerefine uygun şekilde konuşsun. Açık ve net. Yani şunu merak ediyorum. Şu açıklamaya Galatasaraylılar ne cevap veriyorlar acaba? Gerçekten merak ediyorum. Yani en fazla ne diyebilirler? Hani anlayamıyorum. Yani ben Allah göstermesin bir Galatasaraylı olsaydım derdim ki ulan adamlar haklı ya. Baksana adam çıkmış araştırılsın diyor. Lan bizimki de konu kapansın istiyor. Der. Bitirirdi. Ya açık açık. Fenerbahçe tekrar tekrar ya teraziye ya. Tekrardan teraziye çağırdı ya. Malum kulübü ya. Arkadaş bu ne demek ya? Daha temiz, daha adil futbol istiyor. Yani şimdi teraziden kaçan hem korkaktır, hem hırsızdır, hem de şikecidir. Şikedir bu ya. Maç sonucunu etkilemektir bu ya. Bu sezonu etkilemektir ya. Bu müsabaka sonucunu etkilemektir ya. Ne demek var kayıtlarını kişilere vermek ya? Şimdi skandal bitti mi? Bitmedi. Bitmedi kardeşim. Türkiye Futbol Federasyonu Pendik Spor Fenerbahçe maçının 2500 seyirci kapasiteli Pendik Stadında oynanacağını duyurmuş. Bakın Pendik Spor Trendyol Süper Lig'de bu sezon sahasında 3 tane maçı var. 3 maçı pardon 4 maçı var. 3 maçı Ümraniye Şehir Stadında oynamış. Sadece saat 13.30'da Sivas Spor'la kendi sahasında karşılaşmış. Niye? ışık yok. Ya durum böyleken Fenerbahçe'mizin maçının Cumhuriyetimizin bilmiyorum cumhuriyet değerlerini umursuyor mu Türkiye Futbol Federasyonu? Yani cumhuriyeti acaba umursuyor mu? Önemsiyor mu? Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun artık cumhuriyeti önemsemediğini düşünüyorum. Harbi söylüyorum önemsemediğini. Koy Atatürk Stadyumu'na, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 29 Ekim'de maç. Cumhuriyet'in 100. yılı. Maç nerede? Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda. Koy. Koy. Çok mu zor? Hatta ben daha da enteresan söylüyorum. Cumhuriyet önemseyen birisi olarak söylüyorum. İngil İngiltere Futbol Federasyonu yaz. Bir tane hakem istiyoruz. O maçı yönetecek. Yabancı hakemi yönettir. Tarihe geç. Tarihi bir gece yaşansın. Anlatabiliyor muyum? İnadına bu şekilde abi. Bak 100. yıla denk gelen pazar günü akşam saat 19'da 2500 seyirci kapasiteli Pendik stadında oynaması. Ben burada kimsenin stadını şunu bunu aşağılamıyorum. Ama bizim ligimiz aşağılık bir lig. Olma yolunda depara kalkıyor. Bizim ligimiz korsanı artık meşrulaştırma yolunda de para kalkıyor. Şu ne demek biliyor musunuz? Sakın ha yayıncı kuruluşa para mara vermeyin. Yazık günah paranıza ya. Gidin korsan izleyin demek. Şu yemin ediyorum korsan izleyin demek ya. Şu federasyonun şu yaptığı vallahi de billahi de korsan izleyin demek. Sakın bu sisteme para kazandırmayın demek. Bu ne ya? Ya stadın yeteri kadar ışıklandırması var mı yok mu? Güvenlik önlemi yeterli mi değil mi? Stada yakın binalardan oyuncuya, sahaya, tribünlere kesici, delici, yabancı madde atılmayacağının garantisi var mı? Ya oradan birisi çıksa. Olmaz olmaz demeyin. Bu ülkede bizim takımımızın otobüsü kurşundandı. Oradan birisi bir silah sıksa futbol futbolcu herhangi birine. Hakemi öldürse. Yapar mı? Yaparlar arkadaşlar. Ben federasyonun artık bunu düşündüğünü düşünüyorum. Yemin ediyorum artık var ya, federasyona dair iyi niyetim kalmadı. Artık federasyonun ulan bak yakındaki binalardan bir şey atsınlar da ortalık karışsın. Bu nedir? Cumhuriyetin 100. yılı. Şunu sana senin ligine yakışan Yayıncı kuruluşunun ekranlara yansıtacağı kamera açıları var mı yok mu? 2 Aralık'ta oynanacak Galatasaray maçı varmış Pendik'in. Bu stadı mı tercih edecekler? Alternatif bir mu? mı? Tabii ki de alternatif stada gidecekler. Eminiz. Hani İstanbul Spor Galatasaray'la nerede oynadı? Süper Lig'in marka değerinden bahset. Dünya ünlü yıldız oyunculara yer aldığı Fenerbahçe'yi yayıncı kuruluş tarafından tüm dünyaya canlı olarak servis edecek maçta Pendik stadında oynadı. Şaşkınlıkla karşılıyoruz ya. Bu karardan dönmenizi bekliyoruz. Ha siz dönmüyorsanız biz sizi döndürürüz. Biz sizi kıble tarafına doğru döndürürüz. Harbi söylüyorum kıble tarafına doğru dönersiniz. Niye? Kıble tarafında Filistin var, Kudüs var. Hani Gidip Kudüs'ü Filistin'e destekleyin deriz federasyona. Anlatabiliyor muyum? Biz İsrail tarafında değiliz. Biz de Filistin yazık zulme uğruyor diyen taraftayız deriz. Ya, TFF resmi sitesi 2500 seyirci kapasitesini 1960'a düşürmüş. Resmi site ışıklandırma yok var olarak güncellemiş. 29 Ekim'de skandal olsun istiyorlar arkadaşlar. Cumhuriyet'in 100. yılında skandal olsun istiyorlar. Haberiniz olsun. Fenerbahçe'yi düşürmeye çalıştıkları tuzağa bakın. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hiç merak etmeyin. Rabbim tuzağınızı başınızda paralasın. Başınızda paralasın. Tuzaklarınız başınızda paralansın. Siz de paralanın. Ya arkadaş ben haberime hangi konuyu aldım biliyor musunuz? Ben haberime şunu aldım bak. Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik diye. Bak. Haberime ben bunu aldım. Daha eşi benzeri görülmemiş performans. Özür dilerim. istatistik demeyeyim. Hepsini kazandı 17 resmi maçın ilk yarılarında tam 19 gol attı. Kalesinde sadece 3 gol gördü. O zaman ne olur? 1903 olur hocam. Beşiktaş'a gönderme var. 14 maçın ilk 45 dakikasında gol yemedi Fenerbahçe. Rakiplerinin son 6 maçta toplam gol beklentisi sadece 0.27 oldu. 2 gol yedik lan. Kasım Paşa'dan 2 gol yememize rağmen şeyde, e, Hatay Spor'dan son 6 maçta toplam gol beklentisi 0.27. Bu ortalamadır herhalde. Süper Lig ve Avrupa'da Fenerbahçe fırtınası esiyor. Maçların ilk yarısını Fenerbahçe domine ediyor. 9. Lig 17 resmi maçta Fenerbahçe ilk yarısında 19 gol attı. 3 gol gördü. Peki ilk yarısında kalesinde gol gördüğü maçlarda Gaziantep maçı, Antalya maçı UEFA Konferans Ligi'nde Kadıköy'de oynadığı Twente maçı. Twente'yi 5-1 ile uğurladı. Gaziantep maçında penaltısı verilmedi. Hakkı yenildi. Ona rağmen 2-1 kazandı. Aynı şekilde Antalya Spor maçında Hakkı yenildi. Ona rağmen 3-2 kazandı. Neyse. Fenerbahçe dış sahalarda oynadığı lig ve Avrupa maçlarında ise ilk yarılarda da kalesinde hiç gol görmedi. Bu da son derece dikkat çeken bir istatistik. Fenerbahçe bu 17 resmi maçın 14'ünün ilk yarısında da kalesinde gol görmedi. Rakipler pozisyon bulamıyor. Maçlara hızlı giriş yapmak, ilk yarıları domine etmek adına Fenerbahçe'nin oyun karakteri oturmuş durumda. Skor üstünlüğünü çabuk ele geçirdiği maçlarda Fenerbahçe'sine Fenerbahçe arkasına bakmadan ilerliyor. 16 lig maçının İlk yarılarında Fenerbahçe'ye karşı Alanya Spor 0.10. Ortalama değilmiş bu toplanmış ilk yarılar üzerinde. Başakşehir 0.01. Rize 0.08. Spartak Tırnava 0.02. Kasımpaşa 0.06. Hatay Spor 0.00. Gol beklentisiyle oynadı. Ve Fenerbahçe konferans liginde H grubunda Perşembe günü Bulgaristan ekibi Ludo Goreski konuk edecek. Hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal artık Elinden geleni yapıyor. Atay maçındakiler rejenerasyon antrenmanı yaptı. Ben bu videoyu çektiğim sıralarda artık hala antrenman videosu yayınlanmamış. Hani 24 Ekim'in saat 17'de başladı antrenman. Ee, ve moraller üst seviyede. Mesela Dusan Tadiç diye bir elemanımız var bizim. Bilmiyorum tanıyor musunuz? 6 gol 4 asist. Yani çift tanelere ulaştı Dusan Tadiç. Ve kariyerinde üst üste 7. sezonda çift tane katkısına ulaştı. Ben şunu da özellikle söyleyeyim. Özellikle ve özellikle bunu da söyleyeyim. Çift tanelere ulaştı ulaşmasına ancak belki de en az 4 tane 5 tane golünü federasyon yedi. <laughs> ya da asistine. Öyle asist yaptı. Sayılmadı. Samsun'da tertemiz tertemiz asisti sayılmadı. Fenerbahçe'nin sadece Rize maçında 2 penaltısı verilmedi. Hatay maçında gördünüz penaltının iptalini. Öbür maçlarda verilmeyen 5, 6, 7, 8 4 tane diyelim ya. 4 tane penaltısı verilmedi diyelim Fenerbahçe'nin. Bir tane de asisti sayılmadı. Adamın daha 5 gol katkısını da yemiş oldular. Not not 10 artı gol beklentisine çoktan ulaşmış olacaktı. Ama düşünün 17. resmi maçta ulaştı. Ama Allah'ın da bir hesabı vardır. Kaçamazsınız. Benden size söylemesi. Ludo Goresk demişken unutmadan şunları da söyleyeyim. Perşembe günü 7'lik bir rotasyon bekleniyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani İsmail Kartal bu maçta Hatay maçında şans vermediği 7 ismi oynatma fikrinde. İrfan Can Eğribayat 1. Batu Şuayi 2. Samet Akaydın yazmışlar buraya ama hani haberi yapan arkadaşlar cahilliklerine sayın. Samet Akaydın'ı istesek de oynatamayız. Listeye yazılmadı. Jaden Osterbolde, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş ve Ryan Kent diyor. Spartak Tırnava ile oynanan depresman maçında benzer bir rotasyona gidilmiş. O karşılaşmada kazanılmıştı diyor. Acaba ben mi yanlış biliyorum? Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi kadrosu. Serdar Aziz, Bekkao, Ciku, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Osterbolde, Miguel Crespo diye gidiyor. Benim bildiğim de aynı şekilde. Samet Akalın oynayamıyor ama haberi yapan arkadaş becerebilirse. Ha şunu söyleyeyim. İrfan Can Bayat olur. Doğru. Ve Kavacık'ı mecbur oynayacak. Serdar Aziz sakat çünkü. Artı. Hani bir genci de çıkardı oynatamaz. Ferdi bir kanatta Osterwold'e oynatır. İrfan Can Osterwold'u etti sana 2. Crespo 3. Bence 4. Mert Hakan 5. Kent 6. Sağda bence Cengiz Ünder oynar. 7. 7. Forvet'te de ay oynar. 8. Bence 8 rotasyon yapabilir. 8'li rotasyon yapabilir. Hani bu benim düşüncem. Ama nasıl olur? Hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar. İnşallah Türkiye Futbol Federasyonu yanlışından döner. Türkiye'nin marka değerini düşünür. Federasyonun değerini düşünür. Türk insanlığın değerini düşünür. Fenerbahçe taraftarını düşünür. Futbolcuların ailelerinin olduğunu düşünür. Bu takımın otobüsünün zamanında kurşunlandığını da düşünür. Çünkü takımın otobüsünü kurşunlayanlar evlerin balkonuna çıkıp ya da çatısına çıkıp her türlü pisliği yapabilirler. İnşallah federasyon bu saçmalıktan vazgeçer. Yoksa başı çok ağrır. Ha niyeti baş ağrımaksa, niyeti ortalığı karıştırmaksa onu bilemem. Ama bu yanlıştan bir an önce dönmeleri lazım. Benden uyarması. Ayrıca teraziden kaçan korkaktır hırsızdır şikecidir hadi bakalım ne olacak görüşmek üzere